başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gırgır şamatası kanaylı. Komiserim acanım, karakolu açalım, romana da zaptrat kolay mı? Düğmeler, kollarıma bastım dönmeler, adını da yazdım alnıma. Tövbeler olsun tövbeler, bana varmazsa değer, Allah seni taş eder, kuvvet eder düşmanına. Bana varırsa değer, kavmi karar kader, tac ederim başıma 100 yaşına. Geçen hafta neler oldu neler. Pembe ablayla babam muhtarlığa adaylıklarını koyunca ortalık toz duman oldu. Pembe abla babamı alt edebilmek için mahallenin altın üstüne getirdi. Cennet Mahallesi insanları. Bu arada bana yapmadık zulüm, etmedik eza, bırakmadık. İyi cadı kırın ne olacak? Sağ olsun babam imdadıma yetişti. Pembe abladan intikam almam için bir numara bulduk ki sormayın. Rıza'nın bir arkadaşına sahte bir piyango bileti yaptı. Sonra da Pembe ablaya gidip büyük ikramiye bana çıktı dedim. Aman kız! Bağırma kulağımın dibinde. Yemek yerim şurada. Ne müjdesiymiş bu? Tabii paranın kokusunu alan Pembe abla emmez bazlan gibi atladı mevzuya. Bakar da utanırım lan. Duydunuz ikramiyeyi? Şimdi yalakalık yaparlar sana. Sizin kalıbınıza geleceğini. Gerisi mi? Ay sen işte anacığım. Çok şenlikli oldu çok. Bakayım canım benim bakayım. Bak. Dediğin çıktı baba. Pembe abla bileti görünce hemen yalakalığa başladı. Allah şenlik başladı dedi. Bugün var ya iyi eğleneceğiz ha. Ya dur. Bu daha başlangıç. Pembe ayağına kapanacak senin ayağına. Yunus. Yunus'um. Geldi. Çekil oğlum şöyle çekil. Ay canım. Sultan. Erkeğim. Ruhum. Söyle canım. Canım. Yunus. Bilir misin ki seninle boşandığımız güne lanet olsun. Seni bende nasıl ayırırlar? Şimdi ben kalkıp senden, yani sensizliğe, yani ben nasıl alışırım? Hadi be oradan, duydum piyango biletini, hemen yalakalığa başladı değil mi? Ben. Nasıl ben yalakalık yaparım şimdi? Senin aklını alır mı bunu? Tabii. Görülmüş, duyulmuş şey değil Pembe ablanın yalakalığı. Anamın karakterine ters. Aferin çocuğum, çok güzel söylediniz. Yunus'cuğum. Ben nereden gelirim? Hadi tahmin et bakayım. Nereden gelirsin? Bizi boşayan hakimin arabası var ya, arabasının camlarını kırdım, oradan gelir. Ne yaptın? Az bile yaptım. Lan o herif nasıl kıyar da senle beni boşar da sevdalı iki yüreği ayrı koyar. Demek o kadar seversin beni ha. Deliler gibi severim. Lan ne derim bilirsin mi? Biz derim senle yeniden bir nikah yapalım. böyle en kalitesinde. Bu eski yaptığımız nikah çok gitmedi çünkü kalitesizdi. Ha, aman aman istemem. Eksik olsun. Hadi. Aa, niye öyle dersin Yunus'um be? Ben şu Fatoş'umun canım benim. Hem kaynanası hem de anası olmak isterim. Canım. Canım. Maşallah ne güzelsin sen boncuk gözlü. Bilet nerede? Yanımda. Aferin canım benim, kimselere verme, urda dursun. Yok yok, sen hiç merak etme Pembe abla. Maşallah. Çok terbiyeli kız. Çok. Tabii şimdi burada ne oluyor? Terbiyeyi verin baba, çok önemli oluyor. Sonra ala. Babaanne. Maşallah kız senden fevkaladedir ha. Zaten abiyi hiç demiyorum, o iyice fevkaladedir. Ah ya küçük. Akide şekeri yavrum benim. Tebrik ederim Pembe. Bir kere de hepimizi birden yalayarak yeni bir yalakalık rekoruna daha imza attın. Aşk olsun Yunus'cum bey, aşk olsun ha, kalbimi kırarsın. Gerçekleri söylemek yalakalık oluyorsa hadi söyleyin, evet ben yalakayım değil mi canım? Ay. Değil mi canım? Geleyim. Ay boncuk gözlüm, haydi kalk biz evimize gidelim, haydi canım. Ay Pembe abla, gelmek isterim ama bilirsin pencereden düştüm, bacağım çok ağrır, üstüne hiç basamam. Doğru, dev düştü pencerelerden. Ya. Aa yani Yunus'cum eşeklik burada bende. Yani düşünemedim de. Fatoş'u tırtınla götürürsen gelir, değil mi Fatoş? Sırtımda mı dedi? Ne oğlum sen delirdin mi? Aa, aşk olsun Pembe abla. Beni sırtına almaz mısın yani? O kadarcık da sevmez misin sen beni? Kızım görenir sonra nedir? Sen bilirsin Pembe. O zaman Fatoş burada bizimle kalır. Tabii bilette. Güzel kızım. Madem ki çok yorgunsun ana. Sen içim el vermez benim senin öyle eve yürümene. Gel. Gel alayım seni sırtıma, haydi canım gel. Gel canım ha gel. Hazır mısın? Hazırım, gel haydi canım. Hadi 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 devam et Pembe abla, hadi yürü. Hay be. Para için bile yapar bu gacı. Aa bakkala bakkala. Ay öldüm boncuk gözlü be. Kız Sultan'ın anası, sus kız. Yarım kızım. Komşular, kız bakın beni nasıl sırtında taşır Pembe. Hadi hadi. Hadi kız, gördünüz mü? Ha? İyi bakın iyi. Hadi Sultan'ın anası, yürü bakalım. Ay hadi bakalım. Baba, seninle konuşmak istediğimiz bir mevzu var ha. Öyle mi? Buyurun sizi dinliyorum. Ne dersiniz bakalım? Baba, biz deriz ki. Ne dersiniz? Deriz ki, hazır Fatoş'a büyük ikramiye çıkmışken deriz. Hazır Pembe abla da büyük ikramiye görmüş, imana gelmişken deriz. E'si biz deriz ki. Yahu ne diyecekseniz diyeyim be. Deriz dersiniz, başka bir şey demezsiniz. Ben anladım be abi. Bunlar gene fırsattan istifade evlenmek isterler be. Yani sen bir Pembe ablayla konuşsan deriz. Olur mu acaba deriz? Ha benim güzel evlatlarım, siz hiç merak etmeyin. Ben konuşmasam bile Pembe kendisi teklif eder. Şunları evlendirelim der. Piyango parasını gördü ya. Ya sen gene de bir konuşsan Yunus baba deriz. Aşk olsun sizi mi kıracağım canım evlat? Aslan babam ya. Baba be bir şey ya. Daha. Tamam. Sevgili seyirciler, Milli Piyango talihlisi hala ortaya çıkıp 1 trilyonluk ikramiyesini almadı. Milli Piyango talihlisinin nerede olduğunu buradadır kimse abi, bilmiyor. Buradadır, buradadır. Ben bakarım. Tabii bak, tabii bak. Benim çok kıymetli nadide gelinin bakacak değil ya, değil mi kızım? Ha, kurban olsun anası, ye canım ye. Oh kurban olsun anası, ye canım, ye. Ah canım, ye. Ana parayı görünce melek gibi kara olur be. Şu insan sevgisine bak. Güzel kızım. İyi akşamlar. Ah baba. Sultan. Vay 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 vay. Benim gelinimin çok değerli ailesi de şeref vermişler. Hoş gelmişler. Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. Hoş geldiniz. Ay canım. Kurban olsun pembe. Ne severim ha ben bu balinayı. Ay canım Yunus'cum. Şimdi ben derim ki. Biz aileler olaraktan hani daha sık görüşmeliyiz. Değil mi baba? Bak görürsün ne güzel anlaşılırız iki aile biz. Ne demezsin? Pembe sana bir teklifim var. Söyle canım. Ben derim ki hazır Fatoş'uma büyük ikramiye çıkmışken Sultan'la Ferhat'ı evlendirelim. Bak. Ne dersin? Lan şimdi piyango ile onların ne alakası vardır? Ya öyle deme Pembe abla ya. Fatoş ikramiyesinin büyük bir bölümünü benle Sultan'a hediye edecek o zaman. Lan o zaman ne bekleriz değil mi? Biz hemen bu nikahı kıyarız dedim gitti. Al ayrını gör oğlum. Ya çok pardon biz müsaadenizle bir şey konuşacağız Sultan'la. Şahanem gelsene sen. Bir dakika. Müsaade sizin evladım. Konuşunuz, kuklaşınız, anlaşınız. Ne güzel kuklaşırlar. Ay canım. Oh! Yesin seni Pembe abla. Kız ne güzelsin maşallah. İncecik olmuş. Ne güzel değil mi lan? Hem Fatoş'a büyük ikramiye çıktı... ...hem de anam evlenmemize izin verdi. Şahanem bir şey söyleyeceğim. Bir saniye ya. Önce ben konuşayım. Hiç acele etmeyelim evlenmek için. Tamam mı Ferhat? Tam tersine acele edelim ya. Bir dur lafımı bitireyim. Niye acele ederiz ki? Nasıl olsa paramız var. Şöyle uzun bir hazırlık dönemi yapar. Her şeyimizi alırız. Sonra da Çırağan Sarayı'nda evleniriz. Şahanem ben de tam o para meselesiyle ilgili konuşacaktım seninle. Para mara yok. Şimdi yok. Ama Fatoş bileti alıp Milli Piyango İdaresi'ne gidince ne olacak? Söyle bakalım ha? Ne olacak? Ne olacak? Ha? Sahte bilet yapmaktan hapse atacak. Ne? Sahte bilet mi? Şahanem sus Pembe ablalar duyacak ya. Bilet sahte mi hakikaten be Ferhat? Maalesef. Lan Allah korusun. Ya biz evlenmeden anam gerçeği anlarsa? Sus be. Şahanem ben de tam o yüzden bir an evvel evlenelim derim ya. Lan o zaman ne durursun? Hadi doğru muhtara gidelim bizim belgeleri hazırlasın. Bir an evvel evlenelim be. Bir saniye Şahanem yarın gitsem bir öpsem seni. Yok lan hadi çabuk git. Şimdi git. Hadi çabuk hadi kalk bir öpsem seni. Kalk lan. Ya aman Şahanem be. Duydunuz mu millet duydunuz mu? Fatoş'a ikramiye çıkmış Milli Piyango'dan. Ne çıkmış? Amorti mi? Yok Yetem abi. Büyük ikramiye çıkmış. Tam 1 trilyon. Ne? 1 trilyon mu? Ne oldu Ekrem? Fedeyi şaştı değil mi? Vay be. Ben 1 trilyon için Deutschland'da çalışıp ömrümü çürüttüm. O sadece bir piyango bileti aldı. 1 trilyon kazandı 2 saniyede. Şansına küs Ethem abi. Ama Fatoş hala gidip ikramiyesini almamış abi. Allah Allah. Niye ki? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar millet. İyi akşamlar Ferhat. Ama enişte Sultan da bizim kağıtları hazırlasana evleneceğiz. Gözün aydın be Ferhat. Demek Pembe evlenmenize razı oldu ha? Razı olmak ne demek? Piyango biletini görünce takla bile attı. Aman Allah bozmasın. Kağıtlarınız hazırdı zaten. Sen hiç meraklanma. Sağ ol eniştem. Tebrik ederim evladım. Fatoş'a büyük ikramiye çıkmış derler. Doğru mu? Doğru Ethem amca. Peki niye gidip almadı ikramiyesini? Acelemiz yok be Ethem amca. Ele Sultan'la ben bir evlenelim sonra gidip alırız inşallah. Oğlum riskli değil mi? Ya bilete bir şey olursa? Ya ne olacak Ethem amca bilete? Ne olabilir? Söylesene ne olabilir? Ayşe, Ayşe. Lan 1 trilyon. Tam 1 trilyon dur. 1 trilyonluk bilet anam orada kuzu kuzu yatar ha ben burada yatamam. 1 trilyon. Lan ben bileti alırsam Sultan'ı da vermem. Hem parayı kurtarırım hem Sultan'ı kurtarırım. Ama Fatoş olur da uyanırsa ben bileti alamam. Ben şimdi şuna bürüneyim. Fatoş beni görürse hayalet zanneder. Düşer bayılır ben de bileti alırım. Bismillah. Ayşe. Ayşe. Uyur. Uyan nefsi. Kalktı kalk. Ne oldu be? Bir tıkırtı geldi. Faredir fare. Ya. Kalk bak. Bak bak bak. Hırsız. Hırsız. Evde hırsızı var dedi. Ne yapacağız şimdi? O zaman itfaiyeyi arayalım. Sen en iyi suyu de ben hallederim. Yat. Oh, dur be. Sultan ben de geliyorum, bekle beni. Heh, uyuyorlar. Ben acaba nereye koydu bu bileti? Sultan polisi mi arasak? Ya polis gelene kadar kaçar bu dede ya. Ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Vurup bayıltalım. İyi de neyle bayıltacağız? Bu olur mu dede? Ha? Olur da başka bir şey araştıralım. Başka şey buluruz belki. Ah bak. Bunun yerini tutmaz tabii. Aslan dedem ver bakayım şunu. Hırsızın başına şöyle bir geçireyim. İşini bitireyim. Oh. Ha? Hadi. Başıma talih kuşu konacak da bileti bir bulsam ben. Bileti bulamıyorum. Buraya. Tabii tabii. Nasıl aklıma gelmedi ulan? Yaşasın Allah'ım, yaşasın. Gel dede gel saklan. Tamam tamam. Gel. Kaptım oğlum bileti. Aferin ulan bana. Canım bilet. Anne, Selim, Fatoş, kalkın hadi. Hırsızı yakaladım. Koşun. Ah, hırsız anammış be. Tövbe tövbe. Kız ana. Ya ne oldu be? Ne oldu Sultan? Eve hırsız mı girdi? Ay pardon. Yok lan. Pardon. Eve anam girmiş desek daha doğru oldu. Fatoş'un biletini çalmış bak. Ay bak şu Pembe ablanın yaptığına ya. Ben rüya gördüm. He? Kızım şuurumu kaybettim. Tabii. Kalktım gittim yürüdüm. Ah Fatoş'un biletini almışım bilmedi. He. Yani vallahi şey oldu kafama değnek düştü ha. Gördün mü talih sopası geldi kafamı kırdı. Bunu vurdu bana kıza bunu. Aşk olsun abi. Fatoş'un biletini mi çaldın? Oğlum ne alakası var? Ben sadece güvende olsun diye gitmişim almışım rüyamda gördün mü? Ya tabii. Ya he. Bak. Ya gece eve hani olur da eve hırsız girer dedim aldım çalmasın diye. He. Yarın sabah gider çekeriz parayı değil mi boncuk gözlü? Tabii gideriz. Gözlü. Gideriz sen merak etme Pembe abla. Tabii. Haydi kaldırın anam beni. Aman ne rüyaydı hadi. Be. Haydi canım benim. Oh beni rüyaydı canım. Boncuk gözlüm. Hadi kalk. Yatağa. Hadi Pembe abla hadi yatağa. Günaydın anne. Günaydın canım. Kızım. Fatoş'um güzellik uykusundan kalkmadı mı? Uyanmadı anne. Ama merak etme uyanır. İyi canım. Buyurunuz baba. Günaydın afiyet olsun. Günaydın canım. Hayırdır? Şu Sultan'la Ferhat'ın düğününü konuşmaya gelmiştim ben. Pembe abla bak. Kadir dede ekmek kızartma makinesini tamir etti. Öyle mi? Ne güzel yapmışsın baba be. Artık elektrik kaçırmaz mı bu? İşte bak biz de işin o kısmını merak ederiz zaten. Test edeceğiz elektrik kaçırıp kaçırmadığını Pembe abla. Baba, ben kontrol kalemi almıştım geçen gün, yok mudur orada? Yok, kırıldı. Değil mi? Kontrol kalemi yoksa biz de kontrol pembesiyle kontrol edeceğiz. Değil mi Pembe abla? Aa, iyi fikir valla. Olur değil mi Pembe? Kızım sen bakma babana. Hiç öyle şey olur mu? Elektrikli şaka olmaz. Şakadan pek uçlaşmaz. Direkt çarpar Allah vermesin. Ya madem öyle bana niye kontrol ettiriyordun o zaman elektrik kaçırıp kaçırmadın ha Pembe abla? Cevap ver bakalım Pembe. İyi dedin kızım, devam et. Kontrol fatoşu oluyor da kontrol pembesi diye olmuyor Pembe abla. Kontrol et şunu. Vallahi yoksa ikramiyeden sana zırnık koklatmam. Duydun değil mi? Zırnık yok. Trilyon var, zırnık yok, ona göre. Tamam. Kızma Emin. Şimdi kim demiş öyle kontrol pembesi olmaz diye? Tabii kontrol pembesi olur, ben giderim. Babalar bak şu fişi. Kaçırır bu, kaçırır. Belli. Allah. Lan az daha ölürdüm be. Şöyle beyaz bir ışık gördüm. Oh iyi o. Sen miydin Fatoş'a o kadar zulmeden? Kızmadın değil mi Pembe abla? Yok be kızım, ne kısacağım ben sana. Şöyle iyi oldu aslında. Bir titredim kendime geldim. Yani şu ikramiyi almayayım aşağılar. Ne zaman gideceğiz? Sultan'la Ferhat evlensinler ondan sonra inşallah. Önce düğün sonra bilet. Ben de bu meseleyi konuşmaya gelmiştim. Ne zaman yapacağız düğünü hayırlısıyla? Madem önce düğün sonra ikramiye... O zaman düğüne ne kadar erken yaparsak değil o kadar iyi olur. Ay öldüm anam. İyi oldu. Fatoş neredesin gelirim? Karşılıklı bir göbek atar mı Pembe? Lan ciyeci kedisi gibi ne yapıştırır lan? Çekil git şuradan be. Öyle deme Pembe. Para yapıştırırım sana ama. Tüküreyim senin parana. Benim gelinimin 1 trilyonu var. Ne yapayım senin paralarını be? Fatoş! Bakıyorum da birdenbire gelinliğini pek sevmeye başladım Pembe. Neden acaba? Hemen negatifleşme. Azıcık pozitif ol, pozitif. Benim boncuk gözlü gelinim benim. Yapıştır kız. Yapma kızım ya. Bilat yapıştırılır mı hiç? Sen ne karışırsın? Bırak kızın içinden gelini yapıştırsın. Yok. Sonra nakit olarak yapıştırın. Sonra Pembe abla sonra. O da olur be, çok güzel olur. Nakit olsun Fatoş'um, nakit. 1 trilyon nakit. Heyt be! Kuzu maşallah kuzu. Sevgili seyirciler, günlerdir ortaya çıkmayan Milli Piyango talihlisi nihayet ortaya çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullan. Sağ ol. Piyango talihlisi Barbaros Ertürk, Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiyesini alırken... Nasıl ya? Fatoş'a çıkmamış mıydı büyük ikramiye? Allah. Benim de aklım karıştı abi. Önce aleme ev alıp... Fatoş'un bileti sahte oğlum. Anlamadınız mı hala? Hadi be. Yeminle. Yunus Baba Pembe ablayı tezgah kurmak için yaptı oğlum. Bileti benim arkadaşım bilgisayarında yaptı. Pembe abla da bileti gerçek sanıp Sultan'ı Ferhat'a verdiğince. Aynen. Oğlum hepiniz nasıl değildiniz ha? Bana müsaade abiler. gitsem nereye ya? Allah Allah. Abla, anne dışarı gel bir dakika. Ben mi? Gel gel. Geliyorum Fatoş'um. Oh, babanızı takdir ediyoruz değil mi? Bir numara yaptım. Bir biletle hem pembe Fatoş'a kul köle oldu... ...hem de siz birbirinize kavuştunuz. Büyüksün vallahi baba ya. Ne diyeyim ki ya? Hem de sahte bir biletle yaptım. Ay, Allah verir oyunuz ortaya çıkmasa. Evet beyler, nikaha başlayalım. Tokmak, bortet müziği bort. Hadi bakalım Sultan Ferhat her zamanki yerinize. Haydi Ferhat. Ben de şahit olayım, hadi geçeyim yerime. Oh, durun. Canları şaşırdınız değil mi? Tabii. Önce diyorum cenaze merasimine buyurun. Sonra nikah merasimine. Ne olur be, Allah Allah. 4 cenazeye bir nikah. Yandık baba yandık. Mahvolduk. Eşheden la ilahe illallah. Demek sahte biletle siz beni kandırırsınız öyle mi? Öyle mi boncuk gözlü? Gel buraya. Gel buraya gel. Şimdi Yunus'cum. Rahmetli babanı özledin mi? Ya. Özledim tabii pembe. Şimdi ben seni bu özlemini gideriyorum ve seni gebertip onun yanına alıyorum. Baba! Evet, çaylar filiz içmeye keriz. Helal sana be, helal. Al bakayım. Tamam abi, çayın kaymaklısı geldi be. Buyur Allah. Bakalım Ketingelli. Al bakayım. Sağ ol Ethem abi. Var mı başka isteği? Buyurun çay için beyler, ayakta kalmayın. Sağ ol. Biz muhtarı arıyoruz. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler muhtar bey. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geliyoruz. Öyle mi? Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Sağ olun. Evet, sizi dinliyorum. Bakanlığımız yurt çapında okuma yazma bilmeyen vatandaşımız kalmasın diye bir okuma yazma seferberliği başlattı. Tebrik ederim. Çok hayırlı bir iş yapmışsınız. Deutschland gibi olacak burası. Pilot bölge olarak da Cennet Mahallesi'ni seçtik. Sizden ricamız mahallenizdeki okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı tespit etmeniz. Tabii memnuniyetle. Ethem okuma yazma bilmez. Bilmiyorum Ethem amca ya. Ayıp olur ama bari. Herkesin ortasında olmuyor ama. Bilmemek ayıp değil Ethem abi. Öğrenmemek ayıp şipşak. Beyefendi haklı. Okuma yazma bilmeyen herkesi kursumuza bekliyoruz. Enişte nenem de okuma yazma bilmez. Menekşe halam da bilmez. Pembe ablam da bilmez. He. Babam da bilmez. İyi. Ben beyleri direkt bizim eve götüreyim o zaman. Hadi buyurun beyler. Buyurun. Hadi bakalım. Ethem abi bilmiyorsun değil mi? Bu kaç? Tavşan. Bıktım bu pembe ablanın zulmünden be baba. Yeter artıkın. Bütün işleri sana mı yaptırır? Aynen baba. Çamaşırı yıkatır, bulaşığı yıkatır, temizlik yaptırır. Sonra başka ne vardı? Kız Fatoş. Ha. Ne işin var kız senin burada? Halılar yıkanacak kız, yürü eve. Ha. Sağ ol pembe abla. Hatırlattın. Halıları yıkatır. Ayıp be pembe. Biz bu kıza Selim'e karılık yapsın diye verdik. Sana hizmetkarlık yapsın diye değil. Sen karışma zurnacı başı. Tam otomatik gelin almışım kendime. Her işte kullanacağım tabii. Haydi kız. Yürü kız, tam otomatik gelin. Kalk. Bana bak. Kapıya bir de poşet asmışlar. Bir kontrol et bakalım. Neme lazım, bombalı mıdır değil midir? Ne? Mısın be? Öldürteceğim mi kızımı ben? Çakallı zurnacı. Emin de inan be. Tevekkeli değilse de beklenir vallahi. Yük taneler al. Ne? Aman canım ne? Acın dedim aman. Çok geç al onu kalk. Yunus evde mi böyle iş? Evdeyim işte. Senin annen nerede Ayşe? O da içeride. Oy bir taşla iki kuş vururuz. Buyurun efendim buyurun. Aferin. Buyurun buyurun. Merhaba. Merhaba Muharrem. Hayırdır arkadaşlar ne iş? Beyefendiler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelirler. Okuma yazma seferberliği açmışlar da. Öyle mi? Buyurun. Buyurun oturun. Buyurun buyurun. Bitti kuru fasulye. Bu ne ya? Hasreten tebrik ederim. Çok hayırlı bir iş yapmışsınız. Cehaleti işte böyle kökünden kazımak lazım. Hmm. Ne demişler? Bana bir arf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Tebrikler beyefendi. Keşke okuma yazma bilmeyen herkes sizin gibi böyle istekli olsa. Yanlışınız var sizin. Okuma yazma bilirim ben. Tabii tabii bilir abim. Hatta Cennet Mahallesi standartlarında entel bile sayılır. Akrostişli şiir yazarım. Ay tüküreyim senin entelliğine be entel. Şu gazeteyi okuyun öyleyse. Su gibi okuyun. Hangi haber okuyayım? Hem okuma yazma biliyorsunuz hem de gazeteyi ters tutuyorsunuz öyle mi? Ha, sizi sınamak için öyle tuttum. Tebrik ederim. Siz de okuma yazma bilirsiniz demek. Kıvır sen. Ben de diyorum bu resimde Mustafa Sandal niye amuda kalkmış? Meğer gazete ters mi? Okuma abi. Avrupa Birliği görüşmeleri... Heceliyorsunuz. Kursumuza katılsanız iyi olur. Hem size ilkokul diploması da vereceğiz. Vallahi bilirim okumayı ya. Hele canlandım demek ondan öyle çıktı. Bak başka bir haber okuyayım dur. Peki okuyun. Şu haber okuyayım. Alman Helga Türk erkeklerine bayılıyorum dedi. Helga bu yıl gene tatilimi Türkiye'de geçireceğim dedi. Türk erkeklerine çağrı yapan Helga... Yeter beyefendi yeter. Gerçekten de güzel okuyorsunuz. Haber güzel olunca okutur kendini. Dur bakayım şu Helga'nın adresi yazar mı burada? Hanımefendi siz katılır mısınız kursumuza? Oh my god. Bir okuma yazma bilirim memur abi. Ver o gazeteyi bana ver. Ver. Tut şunu. Başbakan Tayyip Erdoğan gazetecilere dedi ki merhaba dedi. Nasılsınız canlarım dedi. Bunlar da dediler ki iyiyiz siz nasılsınız başbakanım dediler. Hava durumu çok güzel olacak. İstanbul güneşli Fenerbahçe'de 2 gol var haber bitti sondur. Lan amma salladım be pembe. Helal olsun. Asparagas habere yeni bir boyut kazandırdın ha. Dur karıştırma ortalığı blender. Kursumuza sizi mutlaka bekliyoruz. Benim anım da okuma yazma bilmez. Ben almayayım Muharrem'i sağ ol. Ben de almam canım. Ben de azıcık şöyle ucundan okur yazarım yani. Ayrıca kursumuzu birincilikle bitirenlere 10 cumhuriyet altını hediye veriyoruz. 10 altın mı dedin? Evet 10 altın. Yok ben istemem. Altından hiç haz etmem ben. Ben hiç istemem. Ben şimdi altın içi kursa mı gideceğim? Ay yesinler ay. 10 altınmış yukarı istemem. 10 tane altın. Düşünsenize. Tam 10 tane cumhuriyet altını baba çil çil. Ay düşündükçe deliririm Rabbim. Çil çil altınlar vardır ha. Kız Allah ay. Dur be. Kudurdun gene. Nasıl kudurmayayım kızım? Nasıl? 10 tane cumhuriyet altını urda kalkmış kuzu kuzu yatarmış. Çil çil. Yanlışım varsa düzelt abla ama sen bu kursa yazılacaksın galiba. Yazılacağım tabii. Kız Ayşe, Sultan siz de okumama yardım edeceksiniz. Sınıf birincisi çıkıp o altınları alacağım ona göre. Tamam anne. Baba sen de yazılacaksın kursa. Birbirimizden kopya çekeriz. Haydi. Hadi be. Bu yaştan sonra okula gitmem ben. Babacığım. Belki sınıfa bir güzel karı gelir. Ne bileyim bir güzel urban olur yazılarda evlenirsin. Gülümse. Haydi gülümse. Doğru dersin be. Kendime bir karı bulurum belki. Hadi gidip yazılalım bir an evvel. Dede be. Karı lafını duyunca kol başını kıratı gibi nasıl da şahlandın ama. Kızım ayıptır dalga geçme dedenle. Zeynep. Sen de gel bizimle. Abla benim okuma yazmam vardır ama. Oğlum yokmuş gibi yap o zaman. O altınları başkasına kaptırmayalım. Biz alalım. Yürü. Başkası uyanmadan gidelim yazılalım ha. Haydi yürü. Hadi yürü. Haydi. Menekşe nasıl kandırdım ama okumayacakmış gibi yaptım. Hatta inandı. Haydi baba şimdi bütün altınları ben alacağım. Nereye kaydolacağız be abla? Aa bakın. Şu müdür odasının önünde kuyruk var. Buradan kaydediyelim işte. Altınları nerede tutarlar acaba? Haydi gelin bakayım. Baba yavaş. Siz bekleyin bir kaydolup hemen gelin. Hop hop hop. Kızlar pembe kuyruğa gir bakalım hadi. Kız oynak senin ne işin var burada? Ne demek ne işin var be? Anamla birlikte okuma yazmaya öğrenmeye geldik. Okumanın yaşı yoktur pembeciğim. Kız duydun çil altınları. Hemen eğitim sevdalısı oldun değil mi? Çık lan şu suyruktan. Bu kuyruğa altın için gelenler değil ancak benim gibi eğitim için yanıp tutuşanlar gelir. Haydi be. Eğitim düşmanı karı. Seni var ya saçını başını diyorlar be. Ne oluyor be? Dingo'nun ahırın burası. Geçin bakalım sıraya. Geçin sıraya. Geçin. Lan. Herif bizim komiserin kardeşi midir be? Aynı onun gibi sinirlendi be. Seri yüzünden oldu ha. Seri yüzünden oldu. Susun. Susun kocam susun. Hadi be sen git be. Geç dedim sana şuradan. Çekil be. Hadi gel. Kalk. Ya hala inanamam be şahanem. Bizimkiler okula başlayacak ha. Ne güzel. Hepsinin diploması olacak. Aman be Sedat, bilmezmiş gibi konuşma. Sanki bizimkiler diploma için giderler okula. Ya tamam şahanem bilirim. Aslında hepsi altınlar için giderler. Ha şunu bileydin. Ama sen de şunu kaçırırsın. Altın için gitseler bile sonunda hepsi çatır çatır okuyup yazacak. Neticesi çok iyi olacak bu işin. Doğru dersin valla. Yalnız bunların dersine girecek öğretmene Allah sabır versin. Çok doğru dersin lan. A babam sınıfı bunların yanında soğuda sıfır kalır. Bunlar 2 günde okulu yakar yıkarlar valla. Ama elinde çalışsın bir yandan da alt spalleri batır. Hadi oradan be. Günahımı bile vermem sana. Lan etimciğim lan. Biz Menekşe'yle okulaştığımızı çıkarmak için çalışırız. Eğitime katkı payıdır. Gel şuraya yollayalım paraları. Sana acil bir girmedardır pembeciğim. Ben bu sahte romana vermem. Eğitimciğim, aferin ulan parayı nasıl kullanacağım? Al helal olsun. Görürsün sen Deutschland'dayken. Yürü şarap mantarı. Dış bir irak ne olacak? Hayda rupa. Ben sana bir numara hazırlayacağım ama. Görürsün göçün yenileyken. Şey, pembe yok mudur? Tebrik edecektim. Yok, lavaboya kadar gittiler. Bak şimdi. Aa Ethem, ne oldu senin suratına böyle? Ne olmuş? Baksana rengini atmış. Sapsarı olmuşsun. Önemli. Çok mu sararmış? Öyle sararmış bayağı vallahi. Hiç iyi görünmezsin Ethem abi. Ne oldu acaba bana? Aa, yoksa sahte rakı mı içtin? Kesin sahte rakı. Ne? Sahte rakı mı? Yaktınız beni ulan. Bizde sahte rakı olmaz ama araya karıştı demek ki. Allah Allah. Mahvoldum. Ne yapacağım şimdi ben? Sana ne olacak? Asıl biz mahvolduk. Şimdi işin yoksa imam bul. Omuzlayıp taşı mezara götür. Mezar yeri kaz. Göm. Ha? Duasını oku. Ha? İmam nasıl bilirdiniz dediğinde iyi bilirdik diye yalan söyle. Asıl biz mahvolduk Ethemciğim. Sen sadece öleceksin. Bütün karını biz çekeceğiz. Bittim mi? Hakikaten ölürüm galiba. Aman Ethem. Aman Ethem. Aman Ethem. 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 Öyle ayak altı yerde ölme bari. Hiç şurada kenarda öl. Ethem. Ne olur buna? Dalga geçme be Yunus. Bir çare bul bana. Bende sahte rakının ilacı var ama veremem. Bana lazım. Yunus kurban olayım bir ilaç be. Kusura bakma veremem. Bir tane olan öleceğim dedim sana. Nur içinde ya. Ama veremem çok pahalı ya yeter. Kaç paraysa iki katını veririm. 100 milyon, iki katı 200 milyon. Al bütün paramı al. Yeter ki ver şu ilacı. Su ver. Hadi yarasın, yarasın. Oh, oh. Nasıl oldu? İyileşti mi şimdi ben? Yüzün gözün açıldı valla. Prokseptüsünde yazar. Anında tesir eder. Değil mi millet? Öyle öyle. Hakikaten. Hadi çok geçmiş olsun Ethemciğim. Bebek oldum bebek. Maşallah. Hayır. Paranın yarısı benim. Yoksa Ethem'e her şeyi üterim ha. Hadi be. Akbaba gibi iş üçme hemen. Ver payımı. Hem de bırak. Elini dişlerim ha. Ben de bırak diyorum ha. Ana. Allah. Sus. Gel. Bu ayak sana komplo kurmuş. Zaten rakı falan yok. Kandırdın bu. Bittin lan sen yürü. Al sana. Ulan bir dakika. Ulan bir dakika. Ya durun ya. Git lan buradan. Esas ben şikayetçiyim. Asıl ben şikayetçiyim. Asıl ben şikayetçiyim. Susun be. Ben de şikayetçiyim. Ben de şikayetçiyim komiserim. Bir susun be. Bir susun be. Asıl ben şikayetçiyim. Asıl ben şikayetçiyim. Oğlum ne yapıyorsun ya sen Allah Allah. Herkes sustu. Farkında değilsin bir sen bağırıyorsun. Neymiş bakayım senin şikayetin? Şikayetin mi ne? Evet. Neymiş bakayım şikayetin? Yani böyle yırtındığına göre iyi bir şikayetin olması lazım. Şey, tabii lazım. Ama benim şikayetim yok komiserim. Deli misin be adam? Madem şikayetin yok niye bağırıyorsun? Ne bileyim komiserim. Ondan şikayetçi olunca gaza geldim. Bari ben de şikayetçi olayım dedim. Sürü psikolojisi. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Allah'ım sen komiserime sabır ver ya Rabbim. Senin şikayetin ne pembe? Komiserim, ben şikayet edememekten şikayetçiyim. Madem şikayetin yok, sen niye bağırıyorsun ya? Ben kendim için bağırmam komiserim tübe. Yani etime vokal yaparım. O şikayetim var diye bağırınca ben vokal olarak da tabii mecburen tekrar ederim. Tövbe tövbe. Ethem, sen de şikayetim yok demeyeceksin herhalde. Aa, aslında benim de bir şikayetim yok ama madem ki buradayım, buyurun şikayetçiyim. Ha? Nihayet şikayetçi birini buldum. Rahatladım ya. Bakın, vallahi ben de rahatladım. İnanır mısınız komiserim? Yani bir an şikayetçi bulamayacağız diye ödüm patladı. Söyle bakalım, o alçağın nesinden şikayetçi? Yunus! Bir saniye. Burada bir şey soruyoruz değil mi? Konuş Ethem. Şikayetin nedir? Yunus! Burada hakkında bir sürü şey yazılı. Bak. Yunus! Bırak onu elinden. Komiserim, bu Yunus beni kandırdı. Sen sahte rakı içmişsin dedin. Eysi sonra da şu ağrı kesici hapı sattı bana. Sahte rakı zehirlenmelerine iyi gelirdi. Ben şahidim komiserim. Yunus'a yapma dedim ama dinletemedim. Şimdi de şarlatanlığa mı başladık? Başımıza üç kağıtçı mı kesildi? Bir saniye komiserim, izah edeyim. Benim ilacım hakikaten zehirlenmeye iyi gelir. Benim ilacım diye demem ama iyi gelir. Sevgili vatandaşlarım, Yunus! Şu elimde görmüş... Çabuk ver Efem'in parasını. Evet, bir saniye. Kasaya sakladım da ön kasaya. Açayım. Faiziyle veremediğim için özür dilerim efendim. Allah'ım yarabbim. İzninizle komiserim, biz buradan defolup gidebilir miyiz? Evet efendim. İzin veriyorum, defolup gidebilirsiniz. Hay 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 hay. Hadi. Yunus. Sen kal. Babam yine komiseri çıldırtıyor herhalde. Kız oynak. Yarın sabah artıkın okulda görüşürüz ha. Biraz zor görüşürüz. Çünkü biz gelemiyoruz okula. Niye kız? Okula önlükle gitme şartı varmış. Bizde de önlük alacak para yok. O yüzden bizim okul işi yatar bebeğim. Birbirimize söz vermiştik. Sen bir daha buraya gelirsen beni içeri at dedin. Ben de sana söz verdim. Atarım dedim. Bak gene geldin. Komiserim, ben sözümü tutamadım. Sen de tutma olsun biz. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Melekçe, sana önlük almak için bir top kumaş lazım. Artık kumaşçı dükkanı soyarız. Öyle mi? Baba, sizin adınıza çok üzüldüm ha. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Sultan! Numara mı yedin? Yarın sabah amma da eğleneceğiz okulda be. Aman be ala be. Bizim hale aşağı kimane. Daha dün anne bizim kullarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında kuşarken. Lay 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 lay. Bu ne kılık? Şimdi okulu olduk, sınıfları doldurduk. Ay önlük çok yakışmış Pembe abla. Okul bizim yuvamız, yaşasın okulumuz. Yaşasın okulumuz. Kızım o önlük ne öyle? Kafayı mı çizdin? Kafaya da koymuş kurdeleyi öyle şeye kelebek olmuş gibi. Tövbe tövbe. Üf, yaşasın okulumuz. Lay 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 lay. Aa, bu ne kılık be? Yanlışım varsa düzeltin ama ablam kafayı yedi. Hı? Eğitim başlamadan eğitim zayiatı oldu. Konuşma, ünlük zorunluymuş. Sizi kapıdan çevirsinler, ben o zaman gülürüm. Gel kızım gel buraya, yardım et anana. Gel kızım gel buraya, yardım et anana. Şunu takar kaya. Haydi bakayım, çok konuşma. Okula geç kalacaksınız. Yolda el ele tutuşun. Birbirinizden ayrılmayın. Tamam mı? Hadi tamam. Hadi, hadi. Şimdi okulu olduk. Sınıfları doldurduk. Hadi dikkatli edin. Hadi hadi. Biz yaşarsınız. Kafasına da kelebek vurdurmuş be. Bak ana bak. Ay hiç bileceğim yoktu be. Kızım gülmemeye çalışırım ama kendimi tutamam. Kız bebe, sayede okul günlerimiz çok eğlenceli geçecek be. Demek kılık kıyafet sorunluluğu var ha. Bize niye hiç kimse söylemedi ayret be. Güldün mü baba? Oynak balina, demek sen bana oyun oynadın ha. Ben sana göstereyim. Müdür geliyor. Hadi yerlerine. Müdür geliyor. Müdür geliyor. Bırak lan çık. Ayağa kalkın. Kalkın ayağa. Oturun. Oturun, otur. O ne kılık hanım? Öncelikle bu güzel soruyu bana şey ettirdiğiniz için teşekkür ederim müdürüm. Lafı gebeleme. Bu kılık ne? Vallahi benim bir suçum yok. Her şey bu oynak balinanın başının altından çıktı. Önlük mecburi dedi. Şaka yapmış. Eşek şakası yapmış yani. Kara olunca tabii. Şakası da eşekçi oluyor haliyle. Teveccühürüz. Okuldan sonra göstereceğim ben sana. Ben senin bacaklarını ayırırım. Susun. Şişt. Bir daha böyle eşek şakaları istemiyorum. Hı. Unutmayın. Siz yaşını başına almış insanlarsınız. Ve buraya okuma yazma öğrenmeye geldiniz. Haylazlık yapmaya değil. Tim, bu bizim komiserde daha m***dır ha. Hem de nasıl. Konuşmayın. Abi hangi köprüden gidelim? 2'den gidelim. Bir yoğundur şimdi. İyi, sen bilirsin abi. Alo Sevtap, sevgilim, aşkım, bir içim suyum. Nasılsın bakalım? Nasıl oldu? Kıskançlıktan cinnet geçirmek üzereyim. Sen yine o karın olacak yanındasın değil mi? Yok hayatım. Ya vallahi karımın yanında değilim. Taksideyim. Bak istersen taksici arkadaşa vereyim konuşsun. Ne oluyor abi ya? O zaman akşam karının yanındaydı. Yalan söyleme, yalan söyleme. Telefonun kapalıydı. Sevgilim, yemin ederim bir haftadır karımın yüzünü görmüyorum ya. Neye benzediğini bile unuttum. Hem bak bu hafta boşanıyorum karımdan. Biz evlenmeye çalışıyoruz, millet boşanıyor be. Boşanma da gör bakalım neler yapacağım sana. Nereye gidiyorsun sen şimdi? İşe mi? Ankara'ya gidiyorum. Bakanlıkta bir işim var. Doğru söyle. Yoksa karına mı gidiyorsun? Aşkım, yemin ederim bakanlığa gidiyorum ya. İstersen bakanlıktaki arkadaşın telefonunu vereyim, oradan ara beni. Kontrol et. İyi, ver bakalım. Kartını bulamıyorum. Dur ben kartını bulayım, sonra arayayım seni. Evli değilsen sakın evlenme kardeşim. Bana mı diyorsun abi? Ben kendim bildim bileli sultanla evlenmek için yanıp tutuşurum be. Abi sözü dinle. Sakın evlenme. Hadi bir halt ettin, evlendin. Sakın metres tutmaya falan kalkma, bak benim durumuma düşersin sonra. Abi ne metresi ya? Sultanımdan başka kadın gözü görmez ki gözlerim ya. Aman tek kadından şaşma. 2 kadın dırdırı çekilmiyor çünkü. Hayatım veriyorum telefonu, yaz. 0. Evet, ilk dersimizde alfabemizdeki harfleri tanıtacağız. Kim tahtaya gelmek ister? Ben geleyim Elif Hanım, ben geleyim. Peki buyurun Kadir Bey. Allah! Lan baba aferin ha, böyle çalışkan ol, sayende altınların hepsini kapacağız inşallah. Ben Elif öğretmeni bir kapayım, başka bir şey istemem. Söyleyin bakalım Kadir Bey, bu hangi harf? Elif'in E'si. Baba kolay gelsin canım. Susalım lütfen. Bu hangi harf peki? F. Elif'in F'si. Söyleyin bakalım. Bu hangi harf? J. Elif'in J'si. Elif'in içinde J harfi mi var Kadir Bey? Ne diyorsunuz? Yok ama olsa o da yakışır size Elif Hanım. O kadar güzel bir isminiz var ki. Bir J harfi fazla olsa isminizin güzelliğini bozar. Yaşa be deli Kadir Bey, bravo. Bravo baba. Doğru. Valla. Evet. Helal olsun baba be, tam damardan gülüyorsun. Susalım ama lütfen. Yürü be deli Kadir, yürü. Tamam hayatım, Ankara'ya varır varmaz arayacağım seni. Çok öpüyorum. Hadi. Bir kadının dırdırından daha kötü bir şey var mı sence? Bilmem ki abi. Var. 2 kadının dırdırı. Bir tarafta karım, bir tarafta metresim. Dır 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 dır. Bittim artık be. Abi be, kim sana böyle bir şey yaptı ya? Kusura bakma ama hak etmişsin sen. Hak ettim tabii. Neyse, şu sağda bırak sen beni. Şurada mı abi? Ha şurada, müsait bir yerde indir sen beni. İyi günler. Allah sağ ol abi, versin. Allah bereket versin. Asıl sana kolaylık versin. Sağ ol. Adam ya. Bakalım matematiğiniz nasıl? Pembe, tahtaya kalk, 4 işlem yapacağız. Pembe. Bilmiyor hocam. Allah eğlence çıktı be. Haydi tahtaya, tahtaya. Pembe. Efendim. 11 ile 8'i toplarsak kaç yapar? Kaç yapacağım? Ben sana soruyorum. Sen de bana mı soruyorsun? Ay Allah, bir de sana mı sorarım? Kime soracağım baba? Bu kadar basit bir işlemi yapamıyor musun Pembe? Aslında yapar öğretmenim. Ama Pembe'nin anladığı dilde sormak lazımdır. İzninizle ben bir matematik sorusu sorabilir miyim kendisine? Görün bakın nasıl yapacak. Sor bakalım. Heh. Şimdi Pembe, sultana zengin bir görücü geldi diyelim. Öyle mi? Buyursun gelsin kız, başımın üstünde yeri vardır. Şimdi bu görücü sultana 100 milyar başlık parası verir. Allah için güzel para ha. Lan sizden çok verir be. Üf. Şimdi ikinci bir görücü daha gelir. Kız ne güzel değilsin ha. Ağzından bal damlıyor değil mi baba? O da İlk görücünün verdiği paranın 3'te 2'sini verir. Üçüncü bir tane daha gelir. O ilk iki görücünün verdiği başlığı toplamının 10 milyar daha fazlasını verir. Şimdi bu durumda üçüncü görücü ne kadar başlık parası vermiştir? 176 milyar 670 milyon. Aa! Nasıl yapabildin bu hesabı? Ben size dedim öğretmenim. Anladığı dilde sormak lazımdır. Allah! Zil çaldı. Kaya zil çaldı. Zil çaldı. Koş hadi koş. Koş Ethem koş. Muharrem abi ne oldu? Mahallede salgın hastalık falan mı var? Ne salgını? Deli konuşma. Salgın yoksa bu mahallenin insanları nerede abi? He? Kahvede incin çift kale halı saha maç yapıyor şipşak. Lan oğlum okuma yazma seferberliğinde herkes. Aa ben kimse katılmaz diyordum. Demek herkes kursa gitti ha. Vay be artık var ya kahveye bir kütüphane şart oldu be Muharrem abi. Çok iyi dedi be Rıza. Kahveye kütüphane yaptıracağım. Oyun oynayacaklar da kitap okusunlar be. Aa ciddi mi be ben şaka yapmıştım Muharrem abi. Allah beleşşay. Hoş geldiniz öğretmenim. Hoş bulduk, oturabilirsiniz. Arkadaşlar, aranızdan bir sınıf başkanı seçmemiz gerekiyor. Ben olurum öğretmenim. Esas ben olur be. Ben başkan olayım öğretmenim. Ben bunlara göre daha kültürlüyüm. Deutschland'da üniversite bitirdim. Ay tüküreyim senin üniversitene. Sen 2 üniversite mi bitirdin? Öyle. Deutschland'da 2 üniversite inşaatında çalıştım. İkisinin de inşaatını bitirdim çok şükür. Gülmeyin be. O da bir nevi kültür sayılır. 3 adayımız var. O zaman başkanı arkadaşlarımız oylarıyla seçsin. Bana uyar öğretmenim. Bana da uyar. Bana da. Pekala Ethem'e oy verenler? 4 oy. Menekşe'ye oy verenler? 4 oyda Menekşe aldı. Pembeye oy verenler? 3. 4 oyda Pembeye çıktı. Hepiniz eşit gibisiniz. Kız kısmet ana. Buranın lambalar nerededir? Şşt ne yaparsın be ana? Öğretmenim. Bak uyum arttı ha. 5 oldu. Pardon Pembe'nin oyu 5'miş. Pekala Pembe başkan seçildi. Ya bir dakika. Ya itiraz ederim be. Ya duvara yaptım gacı be. Kız oynak. Sen kimsin ki benimle atışırsın? Adlini bil adlini. Vallahi bu arada. Biz sana ulan dur. Ay, kız kırarsın. Hadi be. Ya öğreteceğiz. Çocuk musunuz ha siz? Çocuk musunuz? Bu yaşta insanlar sınıf başkanlığı için kavga eder mi be? Ama müdürüm. Buradaki arkadaş var ya, orada var ya benim defterimi yırttı. Ama öğretmenim, o da bana kalemini batırdı be. Pardon hocam, sana değil ha. Arkadaşlar niye kalem batırıyorsun hanım? Mısın sen? Kızmayın Emin hocam. Kalem kılıçtan keskidir derler ya, doğru mu diye test etmek istedim. Susun! Siz benim başıma bela olmak için mi yazıldınız bu kursa? Doğru söyleyin. Sizinle aramızda benim bilmediğim bir kan davası falan mı var ha? Öyleyse neyin intikamını alıyorsunuz benden? Delirtecek misiniz beni? Eyvah herif toz uçtu. Şşt yazık ola bizim komiser daha dayandıydı bundan. Size ceza olarak ev ödevi vereceğim. Hepiniz defterlerinizde 100 kere bir daha kavga etmeyeceğim yazacaksınız. Defolun şimdi. Mümkün değildir. Ne demek mümkün değil hanım? Karşı mı geliyorsun bana? Mümkün değil. Çünkü bizim okuma yazmamız yoktur. Benim yırttık. Yırtınız. Gidin öğretmeniniz bir kere yazsın defterinize. Ona baka baka 1000 kere yazacaksınız. Ama 100 kere demiştiniz öğretmenim. Şimdi 1000 mi oldu? Biraz daha burada durursanız 2000 olacak. Tamam müdürüm. Hemen çıkarız. Bay bay canım. Hasta la vista müdürüm yürü lan. Hasta la vista müdürüm yürü lan. Haydi müdürüm. Haydi hoşçak. Şahanem bırak şimdi o işi ya. Gel seninle şöyle açıklar tepesine uzanıp karşılıklı birer çay içelim ha. Doğru dersin lan. Hazır anamlar da yok. Fırsat bu fırsat. Yaşa be Şahanem. Şahanem dikkat et çiçekler boğuldu. Ay. Bizimkilerin okula başladıkları iyi oldu vallahi Şahanem. Bundan böyle birbirimizi daha rahat göreceğiz. Doğru dersin be Ferhat. Yaşadık vallahi. Telefonu çalar be Ferhat. Sen gözünü yoldan ayırma, ben bakarım. Tamam bak. Kim arıyor? Aşkım. Ne? Aşkım mı? Ne aşkı bu şahanem ya? Asıl ben sana söyleyeyim. Ben burada olduğuma göre seni kim arar? Kim o aşkım? Şahanem vallahi bir yanlışlık var ya. Benim senden başka aşkım mı var ya? Dur lan dur. Alo aşkım. Ne aşkım? Irzı kırık karı. Sahipsizsiz gıcı. Bana bak kadın. Hiç boşuna nefesini tüketme. O adamı sana yar etmem. Çekil artık aramızdan. Ay tüküreyim sizin aranıza iyi mi? Ne oluyor Şahanem ya? Nasıl aldırtısın beni? Şahanem dur ya. Versene şu telefonu. Versene bir yanlışlık var ya. Ver. Al sana telefonu. İndir beni. Çabuk da. Ya Şahanem bir dakika ya. Bir daha sakın arama beni. Ya Sultan. Bir daha kavga etmeyeceğim. Bu müdür de amma gattar be. İnsan hiç bu kadar ağır ödev verir mi? Bir şey değil, sizi okuldan soğutacak. Sen hiç merak etme abi. Pembe okulda var oldukça biz o okuldan soğumayız. Değil mi kız ana? öyle çok eğleniriz vallahi. Hayrola evladım, ne bu halin? Ne oldu Ferhat? Ya sormayın ya. Sultan'la bozuştuk gene. Allah Allah. Gene niye bozuştunuz be evladım? Ya ne bileyim. Beni telefondan bir kadın aradı. Sultan açtı telefonu. E'si kadın beni kastedip aşkım maşkım falan diye konuşunca Sultan bozuldu haliyle. Onun için kavga edilir mi be? Belli ki yanlış numara. Keşke o kadar basit olsa baba. Kadının numarası benim telefonuma kayıtlıymış. Hem de aşkım diye kayıtlıymış. Allah Allah. Nasıl olur bu? Ben de o soruyu kendime soruyorum ya hep. Nasıl olur? Nasıl olur? Yani hiç tanımadığım bir kadının numarası benim telefonumda nasıl aşkım diye kayıtlı olur? Kafayı yiyeceğim. Sen şu telefonu bir versene bakayım. Telefon mu? Sultan sinirlenip kırdı telefonu. Ben de tamirciye verdim. Ortada çok fena bir yanlışlık var ama ne? Ah be ah. Lan bütün yanlışlar da gelir beni bulur zaten. Mahvoldum be. Kız otomatik geli. Bak doğru yazıyorsun değil mi? Ben bir daha kavga etmeyeceğim yaz. Allah'ım sen bana soru ver ya. Müdürü ona ceza verir o da bana. Kız konuşma. Sen yaz. Al. Güzel yaz ki. Sınıf birincisi olup altınları alayım tamam mı? Tövbe tövbe. Kızım. Sultanım. Maralım. Anne bugün ne seçildi bil bakayım. Sınıfta başkan seçildi. Aferin başın geğerdi mi peki? Önüne bak. Kızım ne oldu sana niye ağlarsın be? Baba ağlarım be ana. Ne diyorsun Sultan ne oldu? Önüne bak. O Ferhat. Eğer kaç zamandır beni başka bir karıyla anlatırmış. Ya benim ruhum bile duymamış. Ferhat abim yapmaz öyle şey Sultan. Bence de yapmaz. Kız sen konuşma yaz. Mısın değilsin sadece yaz. Kız hanım. Canım. Ferhat o karıyı telefonda aşkım diye kaydetmiş ya. Hiç çekinmez kız ana benden ya. Çekinmez kızı. Bunların sülalesi bozuktur ha. Önüne bak. Dua et ki. Senin telefonuna kaydetmemiş. Onu bile yapar o. Önüne bak, önüne bak. Neyse sen artık üzgün bir kızsın. Ben sana güzel güzel kocalar inşallah bulacağım. Sen hiç merak etme yaz. Kurban olsun anası bulacağız inşallah. Mesele sadece gurur. Ayrılık bizi vursa da tek çıkar yoldur. Bu nasıl bir savaştı anlayamadım kalıcı bizdeki hasar. İstesem de kapanmıyor açılan yaralar. Kız oyna. Hiç boşuna heveslenme. Sınıfı birincilikle bitirip o 16'nı ben alacağım. Alırım. Benim kardeşim okumayı çekti bile. Sen ev ödevini yaptın mı bakayım? Ben yaptım. Benim için o ödev çocuk oyuncağı kız değil. Ben sizin yarım akıllı Fatoş bile yapardı o ödevi. İyi vallahi abla. Hem ödevini Fatoş'uma yaptın hem de hakaret et. Fatoş'uma mı yaptırdın ödevi? İyileci karı benim. Bir sus be. Allah seni ne yapmasın en. Tamam. İstersen ödevini ben yapayım. Sen demlenmene bak Şipşak. Yapar mısın Deniz ha? Ne kadar iyisin. Karşılıksız iyilik yaparsın. Doğru dersin Ethem abi. Bu devirde bir 20 milyon pek bir karşılık sayılmaz. Al. İyi yasa. Öyle kral bir ödev yazacağım ki. Öyle doktora tezi olarak bile verebilirsin Şipşak. Ben bir daha... Ali çalsana şunu. Sultan! Sultan! Ne olur böyle davranma ya. Bir dinle beni ya. Ya neyini dinleyeceğim senin Ferhat ya? Ya Sultan! Bak yanlış yapıyorsun. Ya Ferhat tamam. Ben kıskaç bir kızım doğru. Şimdiye kadar hep yanlış anladım seni. Doğru. Boş yere suçladım. O da doğru. Ama bu öyle değil ki. Karının adını telefonuna aşkım diye yazmışsın. Gene mi boş yere kıskançlık yaparım ha? Sultan bak yemin ederim ortada bir yanlışlık var. Ya o kadının numarası niye telefonumda kayıtlı bilmiyorum. Ama elbet çözeceğim. Boşuna uğraşma Ferhat. Benim için o sayfa çoktan kapandı. Sana hayatta başarılar dilerim. Yaktım sizi. Abla. Abla dur. Dur. Ne yaparsın o yapıştırıcıyla öyle ya? Sus be. Bu Ayyaş Yunus'un ailesine günlerini göstereceğim. Şunların bu yapıştırıcıyı bak gördün mü sıralara sıkacağım. Oturduklarında aklarını oraya yapıştıracağım. İyice iş yapıştıracağım. Bak Menekşe burada, Kısmet burada mı otururdu? Böyle şaka mı olur abla? Otururdu otururdu. Anaokulunda okuyan çocuklar gibisin ben. Çekil be konuşma ruhsuz herif be. Bırak da şu oynakla biraz eğleneyim ben ha. Çok güzel oldu. İşte budur. Abla. İşte budur. Göçingenli etim şurada mı otururdu? Dur ona da ben bir göçingen cezası vereyim. Dur canım benim. İşte bak şimdi. Buraya yapışacak ha. Sevsinler onu. Büyüktür bul sıkıyorum o yüzde. İşte budur oldu. Oh maşallah. Ha? Abla geliyorlar. Ablacığım gel. Kız pembe sen neredeydin teneffüste? Gelseydin bizle. Ben buradaydım canım. Aman kokuş. Oturdun mu Edil? Oturdum. Kadir Bey lütfen yerinize oturun. Lütfen. İyi otur ha. Evet, dersimize başlıyoruz. Ya şey... Ne? Dönem... Ay ana! Ana eteğim yırtılmış. Aman! Sana ne oldu be? Kim tutardı aşağıdan? Ha? Pantolon düştü, göründü. Maşallah, maşallah. Ne oluyor burada? Hocam gördünüz mü şunları? Keçi gibi hepsinin çıplak kaldı ha. Ya bir sıralara yapıştırıcı sürmüş öğretmenim ya. Benimki de niye sürdüler be? Aldığın faizleri say Ethem abi. Allah Allah. Kim yapmıştır bu içik şakasını? İnsafiyetsiz gacın. Sen yaptın değil mi? Ha? Sen yaptın. Sen yaptın. Yalan söyle. Sen yaptın. Durun yapmayın. Durun lütfen. Ne yapıyorsun? Durun ya. Ne yapıyorsun? Kaç. Allah için doğru söyleyin müdürüm. Komik değil mi, şunlara bak. Git be. Sanki keçiler kalkmış da defile yaparlar. Hanım yeter artık, kendine gel. Utanma falan yok mu hiç sende? Kızmayın müdürüm, sadece şaka yaptım. Böyle şaka mı olur be kadın? Kaç yaşındasın sen? 4 yaşında mı? Zeka yaşı olaraktan o civarlarda müdürüm. Siz bunu bizim sınıftan alıp anaokuluna verebilir misiniz? Susun be! Buraya okuma yazma öğrenmeye geldiniz. Bak. Haylazlık yapmaya değil. Müdürüm çok haklı. Şu boyunuzdan posunuzdan utanmadan kıçınızı gösterirsiniz. Tfu size. Tfu sana. Yeter be hanım, yeter. Hiç mi akıllanmayacaksın sen? Ama ben bilirim sana ne ceza vereceğimi. Ne ceza vereceksin müdürüm? Müdürüm, eğlenceli bir şey olsun şöyle. Benimle birlikte tekrar ediyorsunuz şimdi. Koş Ali koş. Koş Ali koş. Kaldır ayağını. Niye indirdin ayağını? Kaldır. Meğer okul ne eğlenceli bir yermiş be. Keşke daha önce yazılsaymışız be. Hayrola Ferhat? Mahallede herkes Sultan seni terk etmiş diyorlar inceden. Ferhat Rüstem'i dövmüş de diyorlar mı? Yo. Bundan sonra diyecek durumu. Sana ne benim Sultan'ım? Sana ne? Bırakın abi. Ya bırakın abi ya. Ya durmayacaksın ya. Ay net bir şey ya. Sultan gelir. Ya bir dakika dur ya. Sultan. Sultan. Bir akıllı ol sen oğlum. Sultan. Sultan beni görmeye geldin değil mi? Seni görmeye geldim. Al mektuplarını, resimlerini. Sultan ne demek oluyor bu? Bir daha ne ölün ölüme ne dilin dirime Ferhat. Bitti. Bir daha karşıma sakın çıkma benim. Sultan! 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 Yüreğim bana kalsa. Gelin arkadaşlar gelin. İşte okuma yazma kampanyasını uyguladığımız örnek okulumuz burası. Ne oluyor sayın müsteşarım? Okuma yazma kampanyamızı basın aracılığıyla bütün Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Ga, zuz. Harika. Çatla da patla bebe. Hani okuyamazdı be. Ay ulan adam. Ama yok. Gel öğretmenim gel. Gelin arkadaşlar gelin. Allah'ım. Ne oldu be? Bu ne rezalet müdür bey? Hayır. Lan bırak oynamayı. Baba bak kameralar girmiş ha. Çek beni çek. Beni çek canım. Susun. Geçin yerlerinize, sallanmayın, geçin yerlerinize. Allah. Deli müdür geldi baba. Aman siz çıkarmayın. Bu ne rezalet Elif Hanım? Bir türlü susturamadım müdür bey. Gazoz lafını duyunca oynamaya başladılar. Şşt Pembe ne olur be. Bilmem ki kız, şu kelli felli olan önemli biri herhalde. Baksana yardımcısı mıdır nesidir, kameralar da gelmiş. Şşt. Efendim kusurumuza bakmayın. Tabii bu yaşa kadar hiç okula gitmedikleri için nasıl davranacaklarını pek bilmiyorlar. Doğru müdürüm, pek bilmeyiz biz. Orası belli canım. Düğün salonundaymış gibi davranıyorsunuz. Disiplinleri kötü olabilir ama eğitimleri çok iyidir. Öyle mi? Görelim o zaman. Hanımefendi siz tahtaya gelir misiniz? Sana söylüyor. Bana mı? Siz hanımefendi siz. Değil mi? Sen. Kim hanımefendi kimdir? Nasıl? Galiba sana diyor oğlum. Siz hanımefendi siz. Tahtaya gelir misiniz? Öğrendiklerinizi değerli medyamızda görsün. Anlıyorum. Görsünler bakalım. Geldim müdürüm. Merhaba. Adım Pembe. Sınıf numaram 28. Kendim Cennet Mahallesi'nden bu sınıfa katılırım. Dulum ayrılı bir kısmet çıkarsa yani... Ben ona evet derim yani, hayır deme. Çekiyor musun oğlum? Sen de tek çek has yani, mutlaka çıkardın artık bu hayırlı kısmeti bana. Cennet Mahallesi'nde otururum, eğer kısmet çıkarsa haberim olsun. Bırakın hayırlı kısmeti şimdi. Şu yazdığımı okuyun. Tamam şöyle şey ettireyim, ben okurum. Şimdi bu şey oluyor. B harfi oluyor. B. Kendisi çok güzel bir harfimizdir. B harfi olmasaydı birçok kelime olmazdı. Mesela baba diyemezdik değil mi? O zaman yani bir olmasaydı babaya ne derdik? Ana derdik. Ne oluyor o zaman? İki ana oluyor. Hanımefendi bırakın geyiği, şimdi okuyun. Tabii okuyorum şimdi. Ben yani okuyacağım da nasıl okuyacağım? Baba. Şişt. Ben. Şişt. Aferin ben. Ben tabii ben. Bir. Çok güzel bir. Tabii birdir. Sağ. La. Hım. Şimdi ben hepsini birden okuyorum. Ben bir salav. Güzel okudun değil mi? Kameraların karşısına niye her şeyi itiraf edersin be ablam? Müdürüm ben okurum sandım ama öğretmenim okuyamamışım. Ama şimdi okuyacağım. Ben orada oturan o oynak balinanın canına okuyacağım. Gitmeyin. Oldu mu lan seni? Bu ne rezalet müdür bey? Güya kampanyanın reklamını yapacaktık. Mahvettiniz bütün reklamı. Efendim biz ne yapalım? Bunlar sürekli böyleler. Engel olamıyoruz. Hanımlar durun, yapmayın. Durun hanımlar. Durun bir dakika. Selamünaleyküm Masum Usta. Aleykümselam. Ne oldu bizim telefon? Bitti mi tamiri? Ferhat sen bu telefondan umudu kes. Niye be usta, olmuyor mu? Yok. Bunun bütün devreleri gitmiş. İmkanı yok, tamir olmaz. Hadi ya. Maalesef. Borcumuz? Yapamadı ki Ferhat. Ne borcu? Eyvallah. Güle güle. Kız ana. Söyle maralım, söyle kınalım. Ben çok düşündüm. Bu Ferhat. Kızım bir alamı Ferhat dersin lan. Kızım hiç bir akıllanmayacaksın. Kız ana bırak da lafımı bitireyim be. Bu Ferhat'tan ayrıldım ben. Lan hakikaten bıraksaymışım ya, da sen lafını bir bitirseymişsin. Kız ne güzelmiş lafın devamı. Kız laf böyle devam edecekse hiç bitirme anam sen. Ben derim ki. Ne dersin kızım maralım? Ah bak kulaklarımı böyle radar gibi açtım, seni dinlerim ha. Ben derim ki artık Ferhat'a dönmem mümkün değil. Canım bal damlar ağzından. Gel kız öpeceğim seni. Yani bir kısmet falan çıkarsa sevemem olsun ama yani sırf o Ferhat'a inat evlenirim, haberim olsun. Tamam. Hiç merak etme kızım. Sen birinci kalite bir kızına. Ben sana senin gibi böyle beyaz kravatlı, beyaz mendilli bir baro herif bulacağım ha. İkinci sınıfta. Anlatın bakalım okul nasıl gider? Nasıl olsun be abi? Ergü gır şamata. Öyle eğleniriz, ki gülmekten karnımıza ağrılar girer be. Hayla mı sultanı düşürsün be oğlum? Hiç aklımdan çıkmaz ki be baba. Üzülme oğlum. Allah sevenlere yardım eder, yol gösterir. Elbet size de yardım eder. İnşallah baba. Abi. Söyle Fatoş. Abi bir şey diyeceğim ama üzülme tamam mı? Ne oldu? Sultan evlenip gitmek ister. Ne? Ne demek evlenip gitmek ister? Sana inat yapar be abi. Sen onu aldatmışsın ya. Ondan görücüler gelsin dedi. Ben Sultan'ı aldatmadım. Ayrıca ben savundukça o eve görücü mörücü giremez. Kısma be abi. Diyelim ki girdi. O zaman da çıkamaz. Kimseye yar etmem sultanı, kimseye. Arkadaşlar herkes yerine otursun. Birazdan sınav başlayacak. Lan Selim, senin okuma yazman iyidir, güzel yasa. Altınları bizim anlamamız lazımdır ona göre. Altınlar bizimdir. Gir Aliş, gir. Şş. Unutma Aliş, kağıdı sana vereceğim. Sen her şeyi yazacaksın, sonra bana vereceksin, tamam mı? Ya Allah, ya görürlerse ya? Sen korkma. Ay hiç kimse görmez seni burada. Hadi gel. Bak, hiçbir yerden görünmezsin. Hadi. Şşt, ses çıkarma. Hadi. Kız oynar. Zaten şişmandı. Hepten iyice şişmanlamışsın. Bacaklar değil lan, maşallah böyle olmuş. Sus kız. Karıştırma sen bacakları şimdi. Tövbe tövbe. Tamam mı her şey? Kağıtları dağıttım efendim. Gözüm üzerinizde. Kopya çekenin, başkasının kağıdına bakanın vay haline. Okulun delisi geldi. Siz beni yaktınız, ben de sizi yakarım. Sınav başlamıştır. Bizim mahalle aşağı ki mahalle, sizin mahalle yukarı ki mahalle, bizim mahalle kopucu mahalle, sizin mahalle yapıştır mahalle. Hadi gidelim karakola, merkeze. Hadi gidelim karakola, merkeze. Dedi ki eve girse bile çıkmaz, sultanı kimseye yar etmem dedi. Lan bu bana posta mı koyar? Şimdi görür o. Bak. Dur kız, arama, dinle beni. Dur lan. Alo. Sen bana ne biçim haberler gönderirsin lan öyle? Sen beni korkutacağını mı sandın? Seni var ya ağzını yırtarım. Ne oluyor ya? Niye küfür ediyorsun? Pardon, köpekte sadık hayvanlardı değil mi? Onlar seni gibi ağlatmaz, sesini de değiştirmezler. Irzı kırık namus fukarası. Hanımefendi, ben Ferhat değilim. Yanlış insana küfrediyorsunuz. Bak, madem Ferhat değilsin, Ferhat'ın telefonunu sende ne işi var? Sormayın. İstanbul'dayken onun taksisine binmiştim. Ya bir karışıklık oldu ya da kendi telefonum diye onun telefonunu almışım. Benim telefonum da onun arabasına kaldı deme. Fıtıracağım şimdi. Maalesef benim telefonum da onun arabasında kalmış. Ankara'ya geldiğim için taksici arkadaşa da ulaşamadım. Yani arıyorum, telefonu sürekli kapalı. Lan peki... Telefonunu aşkım diye kaydettiğim bir numara var mı? Hani böyle cazgırı bir karı. Sevtap'ın numarası. Onunla konuşunuz mu yoksa? Eyvah, Sevtap öldürecek beni. Hiç İstanbul'a dönmeyeyim en iyisi. Dönme sen. Heh. Kız Ferhat susuzmuş be Fatoş. Müşteriyle telefonu karışmış. Ay ne dersin sen Sultan, ben hiçbir şey anlamadım. Neyse, şimdi anlatacak zaman değildir. Benim hemen Ferhat'a koşmam lazımdı. Hadi koş. Ay Allah'ım yarabbim ya. Sultan! Şahane! O telefon senin telefonun değilmiş be Ferhat. Niye söylemedin senin olmadığını? Hangi telefon Şahane? Ne diyorsun ya? Niye kavga ettik biz? Hani aşkım diye bir karı telefonda kayıtlıydı. Kimin telefonuymuş peki? Senin arabana binen müşterinin telefonuymuş. Senin telefonun da onda gitmiş. Şimdi anladın yani, değil mi suçsuz oldum he? Lan kusura bakma be Ferhat. Günahını aldım senin. Affedebilecek misin beni? Dur bakalım kabahatlerin neler. 1. Yanlış telefon yüzünden olay çıkarmak. 2. Anana görücüler gelsin demek. 3. Lan ben seni kıskandığım için söyledim lan. Eşek. Tamam Şahanem, affederim. Ama bir şartla. Söylediklerimi tekrar et. Bir daha ne olursa olsun. Bir daha ne olursa olsun. Seni kıskanmayacağım ha. Seni kıskanmayacağım. Söz veririm. Söz veririm. Söz lan. Bir daha hiç kıskanmayacağım seni. Bu sarı saç kimin lan? Hangi sarışın karıyla aldattın beni? Ne mi Şahanem ya? Şaka. Emin yandın mı? Bizimkilerin diploma töreni vardı. Hadi ona gidelim. Ya gidelim de bir şey yapsın Ferhat. Kalk. Herkes kursu başarıyla bitirmiş. %100 başarı. Bravo müdürüm. Elif öğretmen birazdan diplomalarınızı dağıtacak. Bu arada ben... Kursu başarıyla bitiren ve 10 Cumhuriyet altını olarak belirlediğimiz ödülü almaya hak kazanan arkadaşınızı açıklayacağım. Kesin ben kazandım. Un altının ununu da alırma. Göreceğiz bakalım. Kazanan 26 Menekşe. Ay canım benim, sağ olasın. Sağ olasın benim. Ay Allah beni sizleri yarattınız. Sağ olun, sağ olun. Halam kazanmış hanım. Ela kız Menekşe abla, büyüksün valla. Kim bilir sen nasıl bir kopya çektin. Bu altınları alırken ben de emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Özellikle Alişe. Ama ben bunu hak ettiğimi düşünmüyorum. Bu ödülü yaşasın okulumuz kampanyasına bağışlamak isterim. Bravo. Yaşasın Menekşe. Aferin ulan sana. Helal olsun sana be. Aferin sana. Eğlence başlasın. Tovala, o kartukala.